Nesil Eşkanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlere beraber item otomatik denemesi çözüyoruz. Bir tane item otomatik denemesi çözmüştüm. Onu çok sevdiniz. Dediniz ki IT'si gelsin. Item otomatik çözüyoruz. Matematik kral. Sen matematik çözüyorsun, yapabiliyorsun falan dediniz. Eyvallah dedim ben de. En azından 35 yaparım en az. En az 35 yaparım. Neyse göreceğiz. O zaman şak gelsin. Evet gördün. 15 tane ayet matematik denemesi Apotemi'nin kitabından. Önceki ne demiştin ki biraz kolaydı. Kolay deneme çözdün falan demiştin. Ben de aldım Apotemi'yi. Hadi bakalım. Şimdi kolay değil lan. Şimdi kolay değil oğlum. Şimdi değil lan. Neyse evet. Bugün Apotemi'yi çözeceğiz. Kaçıncı denemeyi çözeyim dedim. Sonra dedim ki 10 numara. Kur'an çarpsın 10 numara dedim. Onu çözeceğim. Umarım kamera düzgün gösteriyordur. Sıkıntı olmaz. O zaman biz hafiften başlayalım. Hafiften de yavaştan başlayalım. Şu an doğru gösteriyor mu? Evet. Bak şimdi. Açıyorum. Hayır, hepsini gösterdim. Bütün soruları gösterdim. On, tamam. Şu an mesela doğru gözüküyor mu? Evet abi. Tamam böyle. Okey. Yanlış gözükürse sinirim bozulacak. Neyse o zaman başlıyoruz arkadaşlar. İlk soru. A pozitif gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılar kümesinde. Sen de bana biraz dön. Dön bakayım. Dön orayı görme. Tamam. A pozitif gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılar kümesinde. A 4 Ha iyi işte iyi bu şey oluyor. Bu da böyle. Tamam. Bu zaten şey diye bölünüyor. A kare eksi i kare çarpı a kare artı i kare bölü a kare eksi i kare o da. Alttaki de öyle. Bunlar gitti. A kare artı i kare eşittir 5 bölü 4'müş. I kare zaten 1 değil. Eksi 1. Eksi 1. 1'i karşıya 9 bölü 4 eşittir a kare. A buradan 3 bölü 2 veya eksi 3 bölü 2 olur. Pozitif diyor. O yüzden 3 bölü 2. Şak geçtik. Çok hızlıyız. Doğru gözüküyor mu? Evet doğru gözüküyor. Tamam. A, B ve C pozitif tam sayı olmak üzere. Bunları vermiş bize. A artı B eksi C ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bak. Ben bunları ne yaparım biliyor musun? Alt alta bölerim. Çünkü bunlar gider. Bunlar gider. O zaman A bölü B eşittir C olur. Peki bu bizim bir işimize yarar mı? Abi hayır ucum bitti. Dur bekle. Bu kalemin anlamadığım bir olayı var. Neyse. Ne diyorduk? Ha. Bunlar alt alta bölünce bence olmuyor. Çünkü bunu soruyor bize. Ben bunları çarpayım. A kare artı AB eşittir C kare artı C. Bu da AB artı B kare oluyor. Eşittir C artı 1 oluyor. Alta da toplarsak bak şunları A artı B'nin karesi çıkar. Değil mi? A artı B'nin direkt karesi çıkar. O eşittir 2 yok. C kare. Ha C artı 1'in karesi çıkıyor da. C artı 1'in karesi. Bak C artı 1'in karesi A artı B'nin karesine eşit oldu. Ya şu gitsin. Her yerde bir şey var. O zaman o da A artı B eşittir C artı 1 dersin. Çünkü pozitif diyor zaten. Öyle dediğinde ha diyor zaten. C'yi karşıya at 1 oldu. Tamam. 1 çıktı. Artı B, C artı 1 eşit zaten. Tamam. Doğru gözüküyor mu? Gözüküyor. Üçüncü soru en bir pozitif tam sayı olmak üzere n kare kökünden büyük en küçük tam sayıya. Tamam. N kare kökünden küçük en küçük tam sayı da büyük tam sayı. Bu tamam. Denklem sana kaç? Ha, bu buna eşit. 50'nin kare kökünden büyük en küçük tam sayı. Kare kökünden büyük en küçük tam sayı. Bu 7'nin karesinden büyük. 8. O zaman bu 8. Karekökünden büyük. Aynen. 24'ün karekökünden küçük. En büyük tam sayı o da 4. Bölü 12'nin karekökünden büyük. En küçük yani 16'nın kökü 4. O da eşittir ne oluyor? 12 bölü 4'ten 3 oluyor. Ha 3 oluyor. 3 olması lazım bunun. 3 olması için ne olabilir? 8 olabilir mesela. 7 olabilir. 6 olabilir. 5 olabilir. 4 de olabilir. Çünkü 4'ün kökü zaten 2. Ama hani büyük istiyor ondan. O yüzden 5 tane. Değil mi? Al işte yine kalem bozuldu. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar ben kalemi değiştirip geliyorum. Evet bilgisayar mühendisliğinin evi böyle oluyor arkadaşlar. Evde kalem yok. Neyse. Bunu buldum. Dördüncü soru. Olduğuna göre 3 üzeri x artı y ifadesinin değeri kaçtır? Tamam. Şimdi şöyle yaparım ben. Bu 2'yi götürürüm. Yani 300... Gerçi bir dakika direkt şuna çevireyim. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bak 1 eksi y yapmak için şurayı o y artı 2'yi 1 eksi y yapmaya çalışacağız. O da 3 üzeri eksi y eksi 2 eşittir 1 bölü 6 ya.
Bunu iki tarafı da 3 üzeri 3 ile çarpalım. Çarp 3 üzeri 3. O zaman 3 üzeri 1 eksi y eşittir. Ne olmuş oldu? 27 çarptığında 2, 9 bölü 2. Bu 9 bölü 2'ymiş. O zaman burası 9 bölü 2. Karşı yatağa eksili şekilde atacaksın. 9 bölü 2 eksi 4 eşittir 1 bölü 2. O da eşittir 2 üzeri x. Zaten x o zaman 1 bölü, eksi 1'miş. Bunu soruyor. Eksi 1 bu. Y'miz kaçtı? Y'mizi bilmiyoruz. Dur şuradan bulalım. 1'i şey yap. 3 bölü 2 eşittir 3 üzeri eksi y. 3 üzeri y eşittir 2 bölü 3. Ha tamam. 3 üzeri y. 3, 2 bölü 3. 2 bölü 3. Çarpı 3 üzeri x ne? 1 bölü 3. O da 2 bölü 9 oldu. Aynen. Evet, gelelim 5. soruya. Gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Tamam. A, B ve C birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bunlar kümede vermiş. Mavi boyalı kümenin elemanları toplamı sarı boyalı kümenin elemanları toplamı. Ha. Sarı boyalı kümenin elemanları toplamı 12 fazladır. Kırmızı boyalı kümenin elemanları toplamı 7'dir. Öyle olsun. Tamam öyle olsun. A eksi C. A eksi C ne? 1, 2 gitti. 3, 4, 5. Burası 3, 4, 5. B birleşim C. 1, 2, 3, A, B, C. 1, 2, 3, A, B, C. Tamam. Mavi boyalı kümenin elemanları toplamı ha kırmızı var bir de. Kırmızı boyalı kümenin elemanları toplamı 7'dir. Şimdi kırmızı boyalı ne var? 3 var. Ha. 3 var. 3 var abi. Ha, o zaman bir de ne olacak? Toplamı 7 olduğuna göre 4'ümüz olacak yani. Bu 4 de orada olacak. Ama A mı B mi C mi? Öyle mi düşüneceğiz? Bir de orada olsun. A olmasın desek. Tamam 1, 2, B, C. 1, 2, B, C kaldı mavide. Sarıda da 5 kaldı. Mavi 12 fazla ondan. O zaman 3, 17 olması lazım. Buranın 17 olması lazım. 3 çıkarsan 17'den 14 oldu. B ile C'nin toplamı 14. A zaten 4'tü. 14 ile 4'ü topla 18 oldu. Böyledir herhalde. Sıfırdan farklı A ve B gerçek sayıları için böyle bir şey olduğuna göre A hangileri doğrudur diyor. Bu. O zaman B negatif. Yani B'ye bir sayı ver. Eksi 2 ve A da 1 olsun. Toplamları oluyor mu? Oluyor. O zaman bunları yerine koyalım. A 1 olacak. Burası 3 olacak. Doğru. A 1. Bu eksi 2. Eksi 2 yine. Eksi 1 burası. Burası 3 doğru. A 1. B eksi 2. 2 oldu. 1 artı 2. 3. A artı B toplamı eksi 1. Yani bu daha büyük değil. Cevap Denizli. Bu kadar basit. X, Y ve Z pozitif tam sayılar olmak üzere sayıların her biri 2'ye. Tabii 2'ye her biri 5'e kalanısı böyle bir miktar. X, Y, Z toplamı en az kaçtır? Tamam. X'e bakalım. X eksi 1. O zaman tek sayı X. X 3'e bölünüyor. X 5'e bölünüyor. O zaman X 15'in bir katı. X'e en az diyor zaten. O zaman direkt X'e 15 verebiliriz. X zaten tek sayı. O da oldu. Y'ye bakalım. Y 2'ye bölünüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor. 10 o zaman mesela 10 olabilir. 10 olabilir mi ama? 2 çıkardığında 8, 8 3'e bölünmez. O zaman 20 olabilir mi? 2 çıkardığında 18, 3'e bölünebilir mi? Evet, bölünebilir. Değil mi? Evet. O zaman y'miz 20 oldu. 15 artı 20 artı z'miz 2'ye ve 3'e bölünüyor. 6'ya bölünüyor yani. Bir de 5'e bölünecek. 6 eksi 2 yaptığında 4 bölünmüyor. 12 eksi 2 yaptığında bölünüyor. O zaman 12 o da kaç oluyor? 27, 10, 20 daha 47 oldu. 8. soru A1 gerçek sayı olmak üzere ifadesiyle ilgili eşitsizliği sağlayan en küçük iki tam sayının toplamı eksi 1'dir. Mı eksi ne? Buna göre A çok kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi eşitsizliği sağlayan en küçük iki tam x tam sayının toplamı eksi 1 diyor. Şimdi abi şöyle bir şey için x'in o zaman x abi ne olacak? Eksi 1 ile 0 olacak yani. Bu kadar basit aslında. Yani o zaman x büyük eşittir eksi 1 olacak. Böyle bir şey çıkacak. Buna karşıya at. A kare eksi 2 a küçük eşittir x. Yani şurası eksi 1 çıkmalı ki x büyüktür. Eksi 1 olacak. Eksi 1 ile 0 olunca da toplamları eksi 1 olacak. Tamam. A kare eksi 2 a eşittir eksi 1. Karşıya atsan a eksi 1'in karesi eşittir 0. A buradan 1 çıktı.
Kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Şimdi A1 çıktı. Başka bir şey olabilir mi? Eksi birden büyük olması lazım. Hani sonucun çıkması için. Ya başka bir şey olamaz. Eksi birden büyük olma. Küçük büyük eşit olmak zorunda. Eksi ikiden büyük. Başka bir şey olamaz. Yani o zaman A her türlü sadece 1 olabiliyor. Okey geç. Şimdi 9. soruya geçelim. Bu olmak üzere. AR biçimi tanımlı f fonksiyonu için. Tekse çiftse eşitliği veriyor. Buna göre f fonksiyonu görüntü kümesi elemanlar toplamı kaçtır? Ha görüntü kümesi bak görüntü kümesi. Aynısı saymıyorsun yani tamam. Şimdi 1'den 20'ye kadar koyabiliyoruz. 1 koyduğumuzda mesela ne oluyor? Tek oluyor. F2 yani F1 eşittir. F2'ye eşit olmuş oluyor. 2 olunca ne oluyor? 2 koyalım. 2 eksi F1'e eşit olmuş oluyor. Şimdi F1 ile bu eşit. Bunlar eşit. O zaman F1 buradan 1 çıkar. F2 de 1 çıkar. Tamam. O zaman F1 ile F2 1. F3 de daha abi. O zaman ne olacak? F3 eşittir F4. Bu da eşittir. 4 eksi F4. Yok 3. Oradan da F3 ile F4 2. Yani 1, 2, 3, 4 diye gidecek. 20 de mesela 10 olacak. Yani 1'den 10'a kadar olacak. Yani görüntü kümesinin o zaman toplamı da 1'den 10'a kadar sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'den 5, 55 olmuş oldu. Evet. Kısa sayılar kümesi üzerinde tanımlı F artı G ve G eksi H fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bunun hangisi sıfıra eşittir? Tamam bu ne? Ha, F artı G bu. F artı G fonksiyonu. G eksi H fonksiyonu bu da. Ne diyor bize? F ile H'nin toplamını soruyor. O zaman nasıl bulacağız onu? Bunu bundan çıkaracaksın. Bunu bundan çıkarırsan G'ler gider. H artı olmuş olur. F artı H olur. Tamam. Yani diyor ki sıfırları mesela çıkaralım. Şimdi sen buradaki sıfırdan. Burada sıfır ne oluyor? Sıfır oluyor. Burada sıfır ne oluyor? 3 oluyor. Yani sıfır eksi 3 eşittir eksi 3. Bu o zaman eksi 3'e eşit. Sıfır eşittir soruyor. Bu değil yani. Oradan buluyorsun. Yani F artı G'den bunu çıkarınca G eksi H çıkarınca F artı H'yi buluyorsun. Yerine koyuyorsun. 1 koy. 1 burada ne? 1. 1 burada ne? 1. 1 eksi 1'den 0. O zaman bu 0'a eşit oluyor. F3 ile H3 soruyor. 3, 0. 3, 0. 0 eksi 0, 0. Alsa ne oldu? Deniz o zaman. P1 gerçel sayı olmak üzere. Denklemi sağlayan x gerçel sayıdan oluşturduğu küme. Bu ne? Bu ne abi? Ha, tamam. K sayısı her iki denklemin de kökü olduğuna göre. Her iki denklemin de kökü. 3, 4, 1 ilerinin. Tamam. A, B çarpı alacağı değerler topla. Tamam. 3'ü bir yerine koyacaksın. 4'ü bir yerine. Hop bana yapacak. Tamam. Şimdi 3 ile K bu olsun. Bunun olsun kök olarak. 3 ile K. Bunun 4 ile K olsun. Tamam mı? 3 ile K koyduğunda o zaman 3 artı K eşit değer. A olmuş oldu. Çünkü eksi B bölü A'dan A oluyor. 4 artı K de 2 eşit olmuş oldu. O zaman A da 1 olur. Bu kadar basit. Şimdi bu birincisi. Şimdi A 1 oldu. K eksi 2 oldu. Okey. O zaman 3 ile 4'ün çarpı 3 ile eksi 2'nin çarpımı yani 3 ile eksi 2'nin çarpımı da B olacak. Çünkü C bölü A'dan B olacak. O da eşittir eksi 6. Şimdi A'mız burada 1 çıktı. B'miz eksi 6 çıktı. C'miz kaç çıkacak? 4 çarpı eksi 2'den. Benim saçım falan gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor değil mi? 4 çarpı eksi 2'den eksi 8. Eksi 8. 8 bunları çarp 48. Tamam bir 48'i bulduk. Okey. Bir de tam tersi yapacağız. Buna 4 ile K. Buna da 3 ile K. Kötü yazıyorsam kusura bakmayın. Kötü yazıyorum evet. 3 ile K, 4 ile K'nin toplamı A. 3 ile K'nin toplamı. O da K eksi 1 çıkacak. Buradan A'mız 3 çıkacak. 3 çarpı 4 ile eksi 1'i çarptığında eksi 4. 3 ile eksi 1 çarptığında eksi 3. O zaman eksi 4, eksi 3, 12, 36. 36 ile 48 topladığında da 72'ye. Hayır. Lan ne 72'si? 84. Saçmalama. N eşit değildir. Eksi 1 olmak üzere. Px polinomu için eşitliği geçerlidir. P2 eşittir. 16. Olana göre Px polinomu bu bölümden kalan kaçtı? Heh. Şimdi abi. Şimdi şunu eşitliği olan bir şey diyeceğim. Şu eşitliği olması için bizim x üzeri k olması lazım bir kere. Tamam x üzeri k'li bir şey olması lazım. Çünkü başka türlü yapamazsın bunu. Yani üzeri n var. Bir içinde var bir dışında var. O zaman hani x üzeri k artı x artı x üzeri k eksi 1 falan olsa o öyle bir şey olmaz.
X üzeri K olur. Yani çünkü neden dedim biliyor musun? 2 var burada, 16 var. O zaman bu kesin 4'tür. Yani bizim PX'imiz abi nedir biliyor musun? X üzeri 4'tür. Bu kadar basit bence. Bence bu kadar basit. X üzeri 4 yerine koy. X üzeri 4 ne? X üzeri 4 ne? Oldu işte abi. Oldu. Başka bir şey oluyorsa da bana ne? Yani soruda olabiliyor mu? Oluyor. X üzeri 4 bunu bölümünden kalanı soruyor. X üzeri 4. Şimdi bunu hayvan gibi yazacağım. Böyle X kare eksi X. Sonra X kare çıktı buradan. X üzeri 4 eksi X küp. Bunu çıkardığında X küp kaldı. Artı X, X küp. Ay. Ne oluyor? Eksi X kare. Çıkar X kare kaldı. Artı 1 koyuyorsun. X kare eksi X çıkardığında X kaldı. Kalanımız X. Bu kadar basit. Bence. Öyledir. Katsayı pozitif tam sayılar olan 3. dereceden PX polinomu için eşitliği veriliyor. Buna göre bunu buluyor. Katsayı pozitif olan tam sayılar olan 3. dereceden. Bak 3. dereceden. O zaman ne bu? PX'imiz ne bizim? Eşittir. AX küp artı BX kare artı CX artı D. Böyle bir şey değil mi? Şimdi P0 ne zaten? D direkt. X'lerden çünkü gidiyor. P1 ne? A, B, C, D'nin toplamı. Eksi 1 ne? Eksi A, B artı B, eksi C artı D. O zaman bak burada A'ydı. Bunlar A'lar gitti P1'de. C vardı. Eksi 1'de eksi C var. C'ler gitti. 2B, 2D kaldı. Yani 2B artı 2D artı D. O 3D'dir yazıyorlar. 2B artı 3D'miz bizim 7'ye eşitmiş. Ne diyor? Kasayla pozitif tam sayılar diyor. Bak tam sayı diyor. O zaman B ile D'ye bir şey buluruz. B'ye 2 versen, D'ye de 1 versen 2 çarpı 2 4, 3 çarpı 1'den de toplamında 7 oluyor. Yani bizim B'miz 2, D'miz de 1. Tamam. P2 ile eksi 2 soruyor. Orada ne abi? Bu, bak yine aynı şey. 2 eksi 2. Burada A'lar yine gidecek. Burada C'ler yine gidecek. Yani B'leri sayırsak ve D'leri sayırsak yeterli. Şimdi B'de ne var? X kare var ya. 2'nin karesi, eksi 2'nin karesi toplamları 8 toplam. Yani 2'nin karesi 4, 4 daha 8. 8B artı D'lerin zaten şey yok. 2D eşittir kaç bize bunu soruyor. B zaten 2 idi. D'miz 1'di. 16 artı 2'den 18 oldu. Temiz. Soru burada mı? Yes. Evet. 14. soru. İfadesini pozitif tam sayı yapan en küçük x değeri için. Hangileri bir tam sayı eşittir? Şimdi ifadesini pozitif tam sayı yapan en küçük x değeri için. Pozitif tam sayı yapan. Yani tamam. Okey. Şimdi log x 1. Şimdi 1'i nasıl yazarız? Log 10 diye yazarsın. Değil mi? Artı log x. Buradan eşittir zaten. Log 10x olur. Bölüsünü de yazalım şuraya. Log 2. Buradan tabanları aynı. Bölüm var. O olayı biliyorsun. Log 2 tabanında 10x olmuş oldu aslında bizim şeyimiz. Şimdi ifadesinde pozitif tam sayı yapan en küçük x değerini soruyor. Yani pozitif tam sayı nasıl yaparız biz bunu? Eşittir 1. En, yani 1 koysak 2 gelse 2. Pozitif tam sayı 1 var sonuçta en küçük. 2, 1 bölü 5. O zaman x'imiz en küçük 1 bölü 5'tir. Aynen 1 bölü 5'tir en küçük. O zaman yerine koyalım. Log 2 tabanında 1 bölü 5. Tam sayı eşit mi? Değil. Yok. Bunlar ne? Şunu direkt toplayalım yani çarpalım içindeki. Log 50x. X yerine 1 bölü 5 koy. Log 10. 1'e eşit. Doğru. Log 5 bölü x. 2 tabanında. 1 bölü 5 koy. Log 2 tabanında 25. Bu da tam sayı değil. O zaman yalnız 2 olmuş oldu. Pozitif terimli bir geometrik dizinin artık 3 terimi sırasıyla biçimde veriliyor. Şimdi geometrik dizi diyor. Artık 3 terim diyor. Yani bu x, bu x çarpı d, bu da x çarpı d kare. Ben bunu kesin şey yaparım bu arada. Şunu da şunu çarpıp kökünü alıp bunu eşitlerim ya da karesini alırım bunu. Yani 3 tane geometrik dizi verdiğine göre onu yaparım. Onu yapacağım. Bunda bunu çarp. Kaç oldu? Ln 2 bölü ln 16. Bu da işte zaten log 16 tabanında 2. Hatta bu da işte 1 bölü 4 direkt. Yani aynen 1 bölü 4 dedik. Bunun kökü 1 bölü 2 yani eşittir. Yani kolay açıkladım. Tamam log 3 tabanında a. 3'ü karşıya at. 3 üzeri 1 bölü 2 kaç? Kök 3.
Eşittir A çıktı. Kök 3 çıktı. İyi. Çekirdek gibi bir yaya bağlı cismin karşısında yay kıskışır bırakıldığında cisim hareketinde yavaşlıkla bir amortisör yerleştiriliyor. Fizik sorusu gibi bu ne? X büyüktür 400 lira olmak üzere. Yay X birim sıkıştırıp serbest bırakıldığında cisim amortisörle çarpışıyor. Çarpışma sonunda amortisör 1 metre boşluk. Bu kadar kısalıyor. Yay mı sıkıştırırsa? Ha, tamam. A şıkkında hangisi eşittir? Abi biz kafa karıştırmak için milyon tane şey. Oğlum bak bunun söylediği şey şu değil mi? 100 santim yani 1 metre. Eksi log 4 tabanında. Ya sus sen sus Siri. Log 4 tabanında x eşittir. Kaç oluyor? 60 oluyor. Ve bu 40 yani. O zaman 4 üzeri 40 eşittir x. X eşittir 2 üzeri 80 değil mi? Yani A yani. Ya biz kafa karıştırmış. Hani bence öyle. Buna bir döneceğim. Ama bence böyle yani. Kafa karıştırmak için bir sürü şey söylemiştim biraz daha. Esma Hanım'ın evindeki 5 bölümün planı şekildeki gibi de Esma Hanım bu 5 bölümün duvarlarını boyayacaktır. 3 bölüm beyazı, 1 bölüm sarıya, 1 bölüm maviye boyayacak. Sarıya ve maviye boyanan bölümler ortak duvara olmayacağına göre boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Evet. Şimdi bir bölüm sarıya bir bölüm maviye boyanacak. Ortak duvarı olmayacak bu ikisinin. Şimdi ortak duvarların neresi? Şurası var, şurası var, burası var, burası var. Yani bu ikisini saymıyor. Arada koridor var sonuçta. Bence evet saymıyordur. Bu 5 bölüm duvardan boyatacaktır. Şimdi. Ha. Şimdi o zaman şey yapalım. Bütün olasılıkları bulalım, tamam mı? Hepsini bulalım. Yani nasıl o? 3 tanesi beyaza boyanacak. 5'in üçlüsü. Şuraya yazalım. 5'in üçlüsü çarpı o iki hani sarı ve mavi iki faktöriyel şekilde dizersin. Burada 10, 20 toplam 20 tane olasılığımız var. Ama ortak duvara olanlara bakalım. Bak olanlara nasıl yapacağız? Bu 2, 3, 4. Yani 4 tane ihtimal var. Çarpı bu ikisinin yer değişimi var. Bu da eşittir. 8. Geri kalanı zaten beyaza boyayacaksın. 20'den 8 çıkardın. 12 olması lazım. Bence böyle. Evet, 18'in sorumuz kümesi veriliyor. Böyle küme verilmiş. Biçimde tanımlı f fonksiyonunda her x eksi 1 0 1 için eşitsizliği sağlanmakta. Fx 0'dan büyük eşit. Aga o zaman bir şey diyeceğim. Bu buna olmayacak mı? O zaman 0 1 2'yi bunları vereceğiz abi. 1'e 1 diyor bak. 1'e 1 aa işte. Heh, tam bunu gördüm. Eksi 1 0 2 o zaman bunlara bir 0 1 2 vereceğiz. Bak eksi 1 0 1 bunlara tanım kümesine 0, 1, 2 görüntü kümesini vereceksin. O zaman geriye ne kaldı? Eksi 2 ile 2 kaldı. Eksi 2 ile 2'ye ne vereceksin? Eksi 1 ile eksi 2 kaldı abi. Siri sus. Tamam mı? Anladın mı? Okey mi? Sonra ne yapıyorsun? Kaç farklı diyor. Bu 3 tanesini buna da dağıt. Eksi 1'e 3 ihtimal var. 0'a 2 ihtimal var. 1'e 1 ihtimal var. Oldu sana 6 tane ihtimal. Şak. Eksi 2'ye 2 tane ihtimal var. 2'ye 1 tane ihtimal var. Olsan 2. 6 ile 2 çarp 12 cevap. Tamam bulduk bu. 19. soru. Dik koordinat düzleminde orijinde bulunan bir kurbağa her bir adımda %50 olasılıkla 6 birim sağa 8 birim yukarı %50 olasılık. Tamam. Buna göre kurbağanın 2 adım sonunda bulunduğu noktanın orijin olasılığı 15 birimden az olma olasılığı. Şimdi ikisinde de sağ yapsa 12 oldu. İkisinde de yukarı yapsa olmadı. 16 birim oldu. Bir sağ bir yukarı yapsa 14 oldu. 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 Yine oldu. O zaman ne abi? İkisinde yukarı gitse ne oluyor? %50 %50 1 bölü 4 değil mi? 1 bölü 4. Tamamından çıkar. 1 eksi 1 bölü 4. 3 bölü 4. Yani hani bir 15 birimden fazla olma olasılığımız 1 bölü 4'tü. Tamamından çıkardık. Şak yaptık. Oldu. 20. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. İçinde tanımlanan f fonksiyonun belirtildiği parabol. Bu parabolü bir tepe noktası olmak üzere. Tamam. Bu tepe noktası. Doğrunun eğimi A'ymış. Doğrunun eğimi A. Burada A var. Evet. Güzel. A artı B toplamı kaç? Parabol. O zaman abi bak. Bunun şimdi neydi? Eksi B bölü 2A. Bizim R'mizi bulma. Tepe noktanın R'sini bulma. X'ini yani apsisini bulma şeyimiz neydi? Eksi B bölü 2A değil mi? Evet. Eksi B ne? 4A.
4a bölü 2a ne? Eksi 2 şak 2a. O zaman burası 2a'ymış abi. Nasıl? 2a zaten 0. 2a koyunca 0 oluyor. Koyalım abi. Eksi 2a koy. Koy ne oluyor? Dur eksi 2a lan. Eksi 2a burası. Tamam. Eksi 2a. A o zaman negatif olacak büyük ihtimalle. Aynen. Tamam. Bunun eğimini soruyor bak. Doğrunun eğimini. Doğrunun eğimini bulalım. Doğrunun eğimi a'ymış ya. Bunun eğimi ne? 2'den 0'a. Ya 0'dan 2'ye 0 eksi 2 bölü. Bunun absisini 2 eksi 2a eksi 0. Evet. Eksi 2 bölü eksi 2a eşittir. 1 bölü 1 bölü a. 1 bölü a bizim doğu eğimimiz. Eğimi a diyor aynı zamanda. O zaman a kare eşittir 1. A buradan 1 veya eksi 1 olacak. 1 a eksi 1 olacak çünkü a burada pozitif olması. Hani eksi 2 a pozitif olacak. O zaman bizim a'mız eksi 1. Eksi 1 oldu a'mız. Tamam mı? Siri sus. Tamam a'mız eksi 1 oldu. Tamam. Güzel. Çok iyi. B'miz ne? Şimdi bunu koyalım yerine. Şunu şurada yerine koyalım. Eksi x kare x artı 4 x artı b. Bunun yerine biz eksi 2, 2 koyduğumuzda 0 olması gerekiyor. Eksi 4 artı 8 artı b eşittir 0. B'miz buradan eksi 4 olur. Eksi 4. O zaman bunları toplamada eksi 5 olur. Okay. Alright. Güzel. Şimdi A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. 21. soru bak. Tamam mı? Gerçel sayı olmak üzere. A ve B'nin toplamı kaçtır? Tamam. Şimdi limite geldik. Abi limitte ne yapıyorduk? X yerine 0 koyunca bak alt taraf 0 oluyor. O zaman üst tarafta 0 olmayacak mı? Üst tarafta 0 olmak zorunda değil mi? Sıfırdan götürecek falan limit oradan. Olayı o. Üst tarafı 0 yapmamız lazım bizim. Üst tarafı 0'sa burası eksi 2 o zaman burası 2. Log bak kök içinde ax hatta eksi de 0 ver. Kök içinde b eşittir. 2 olmayacak mı? B buradan 4 değil mi oğlum? Evet. Üst tarafı 0 yapmamız gerekiyor çünkü. B yerine 4 koy. 4 oldu B. Oldu mu? Oldu. Koy yerine 4. Okey. Evet ondan sonra yapacağız. AX artı 4. Eksi 2 bölü X. Eşittir 2. Şimdi abi bak şöyle bir şey. Bunda L'Hopital yapacağız herhalde. L'Hopital yapmamız gerekiyor. Şimdi tamam şurada ne yapıyorduk? Tamam bunun türevi. Hepsinin kendi içinde türevini alıyorsun tamam mı? Bu içinin türevi ne? A kökün türevi. A bölü kök içinde AX artı 4 yazıyorsun direkt. Bir bölüsünü yapıyorsun. Hani üst tarafı köküydü. Alt tarafı şeydi. Eksik zaten kökü 0. Bunun kökü de 1 bölü 1 eşittir. 2 olacak. Bunu götür. Bu 2 olacak. Tamam. Hayır. Şurası da 2 de var. Aynen. Bunun ikisi de var. Tamam. Kökünü unuttum. Değil mi? Öyle oluyordu. Aynen. 2'yi karşıya 4 olacak. A bölü kök içinde AX artı 4 eşittir 4 oluyor. Tamam mı? Buradan da bulmamız gerekiyor. X yerine 0 koyuyoruz bir de. Yani bu zaten limiti de var bunun. Limit X 0'a gidiyor. Bunu 0 koyduğunda A bölü kök içinde 4 eşittir 4. 2 oldu. 8 oldu. A buradan 8 oldu. B zaten 4'tü. 12 oldu toplamda. Umarım doğrudur. Ben bunu geri döneceğim. Şimdi L'Hopital'da bir hata yapmış olabilirim. Çok iyi hatırlamıyorum onu. Umarım doğru yapmışımdır. Evet 22'ye bakalım. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı F ve G fonksiyonu için F artı G fonksiyonu her nokta. Bak. Bu soruda var ya o kadar şerefsiz sorular ki kusura bakmayın ama F artı G fonksiyonu her noktada sürekli ise hangileri her zaman doğrudur de bir de. Arkadaş hiçbir de doğru olmuyor tamam mı? Şimdi bakıyorsun. Eşre emin olduklarını sadece doğru. Ne diyor? Bak toplamları tamam. Toplamlarını eşit diyor. Evet doğru şimdi. Çünkü sürekli yani. Toplamları sürekli her türlü. Burada toplamları sürekli olduğu için limiti de vardır. O zaman toplam. Evet doğru bu. Doğru. Sürekli olunca limit de oluyor çünkü. Limit süreklilik türev diye gidiyor. O zaman bu her zaman doğrudur. Fx her x... değil. Değil. Neden? Çünkü f artı g sürekli abi. Sürekli tamam mı?
FX sürekli değil. Olmayabilir yani değil. Değil lan her zaman doğru değildir. GX de sürekli değildir tek başına. Ha. Bak. FX eksi GX fonksiyonu her x için süreklidir. Değil abi. Sadece F artı G her zaman süreklidir, tamam mı? Başka hiçbir zaman hiçbir şey her zaman sürekli değildir. Böyle düşüneceksin. 2 ile 3 değil. Yalnız 1. Bu kadar basit. Böyle düşüneceksin. Ben bu soruları böyle çözdüm. Kendi sana yani. Doğru çıkıyor mu? Evet. A bir gerçel sayı olmak üzere her x gerçel sayısı için türevlenebilen f fonksiyonu biçiminde veriliyor. Bu biçimde. Türevinin türevini alacak, soracak bize. Tamam. Şimdi ne diyor? F0. F0 nerede? Burada. Bunun türevini alalım. Bunun türevi ne oluyor? 2 çarpı x artı a oluyor. İçin türevi zaten 1. Bu kadar. Tamam. Bunun türevi nasıl oluyor? Bak x'i ben şu emin olmak istiyorum ya. Kök x'in x türevi ne oluyordu? Kök x üzeri 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 kök x. Tamam. Tamam bu oluyordu. Okey. Yanlış hatırlamayın diye yaptım arkadaşlar. 6a yani 6a bölü 2 kök x oluyor bunun türevi. Tamam. Şimdi 0 koyacağız. Bunun yerine koyacağız. 0 koyunca 2a olmuş oldu. Yani f türev 2a. 2a'mız bizim şimdi birden büyük mü küçük mü? Ha, onu nasıl yapacaksın? Sonuçta türevlenebilen dediğine göre bu da süreklidir. Yani o zaman ikisine de 1 koyduğumuzda ikisi eşit olacak. 1 koyalım bunlara. Ne oluyor? 6a bölü 2 eşittir. Burada 1 koyalım. 2 artı 2a. Bunlar 3a oldu. 3a arkadaşlar. A işte 2. A işte 2'ymiş. Burada 4 koyarsın. 4 buraya olacak o zaman. A yerine 2 koyalım. 2'ler gitsin. 6 bölü kök x. 4 koyacağız. Kök x yerine de 4 koyduğumuzda 2 olur. 6 bölü 2. Dur. 6 bölü 2'den 3 olur cevabımız bizim. Evet. Tamamdır. A ve B birer gerçel sayı. X büyüktür 0 olmak üzere. Fx fonksiyonun grafiğine y eşittir. A bilmem ne doğruları teğettir. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bak ne yapacağız? Bunlar teğetmiş. Burada kesin türev yapacağız. Çünkü teğet doğru da teğet bir şey. Üçüncü derecen bile. Ha. Biz ne yaparız biliyor musun? Bak biz ne yaparız biliyor musun? Şimdi. Bunların ikisinin türevi alalım biz. 3x kare eksi 12 bunun türevi. Fx'in türevi bu. Bu y'nin türevi ne? 1. 0 hatta. 0 direkt. Bunun türevi ne? Eksi 9. Şimdi bunun 0'a eşit olduğu yer neresi? 12, 4, x eşittir 2 veya eksi 2 olacak değil mi? X 0'dan büyükse x 2 olacak. Tamam. X 2 iken şuna teğet yani. Eksi 9 olduğu zaman ne zaman? Eksi 9 yazalım şuraya. Eksi 9 bunu karşıya at. 3, 1. X orada da 1. Tamam. X 1 olduğunda da buna teğetmiş demek ki yani. Bunu anlamış olduk. A artı B'nin toplamını soruyor bize. O zaman biz x yerine 2 koyduğumuzda burada y eşittir a'ya olacak. Yani bunun sonucu bizim a'ya eşit olmuş olacak. Tamam. Bulduk. 2 koy 8 eksi 24 artı b. Bir de bizim b'miz var. Neyse hallederiz. 8 eksi 24 kaç ediyor? Eksi 16 yani b eksi 16 eşittir a'ymış. Ha buradan buluruz lan tamam. Burada 1 koyalım. 1 eksi 12 eksi 11 yani b eksi 11 eşittir kaç oluyor? X yerine 1 koyalım. Eksi 27 oluyor. 11'i karşıya at. B eşittir eksi 16. Eksi 16 buraya koy. Eksi 32. Eksi 32 A'mız. B'miz de eksi 16. Topladığımızda eksi 48 olmuş oldu. 25. sorumuz. Gerçel sayılar tanımlı F fonksiyonunun türevinin grafiği açıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. Tamam mı? Buna göre F fonksiyonu x eşittir 0'da sürekli değil. Ha dur kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle doğrudur. F fonksiyonu x eşittir 0'da sürekli değildir. Kesinlikle doğrudur diyor bak. Abi olabilir.
Bak şimdi şöyle bir şey var. Neydi? Limit süreklilik türev. Hani türev en of yani. Hani limit sürekliliğin olması lazım ki türevi olacak. Şimdi burada ne diyor? 2'de bak f x 0 diye x 0 iken türev yok. Şimdi türev yok ama süreklilik limit olabilir. Değil mi? Olabilir abi. Olabilir o zaman. Çünkü limit süreklilik türev. Sırrımız bu. Limit dandik. Hani olur. Sürekli limit hani alır yani. Sonra sürekli sonra türev. Okey mi? Şimdi 2'ye bakalım ne diyor? X 2 x 1'den büyükse 0'dan hani şuradan sonrası bu da buna ya bu kesinlikle doğru abi. Çünkü 0'dan büyük sonuçta. Hani her türlü artıyor. Çünkü türevi bu. Türev olunca sürekli artıyor. Bu kesinlikle doğru. Bence. Bu kesinlikle doğru değil. Tamam. Dur ben bir yanlış değil mi lan? Sürekli değildir. Burada sürekli değildir. Kesinlikle doğru mu? Kesin. Oğlum bir dakika lan. Dur. X eşittir 0'da sürekli değildir. Yo yanlış. Sürekli olabilir de. Tamam bir yanlış. İki doğru. Tamam. X eşittir eksi 1 için f'in yerel minimum vardır. X eşittir eksi 1 için yo. Bu direkt yanlış oğlum. Kesinlikle bile değil. Çünkü neden? O şey değişmesi lazım. Türev grafiğinde artıdan eksiye ve eksiden artıya geçmesi lazım. Burada sadece teğet olmuş. Yani böyle gitseydi okeydi de. Gerek yine yerel minimum diyor. Ha yok olabilir ki. O zaman yo yerel maksimum. Böyle gitseydi yerel maksimum olurdu. Neyse okey. 26. sorumuz. Uzunlukları şekilde verilmesinde A ve B tatlı çubukları bir ucundan yakıldığında sırası 4 saatte ve 6 saatte tamamen yanarak tükenmektedir. Bu iki tatlı çubuğun aynı anda yakıldıktan 2 saat sonra B çubuğuna kalan boyun, A çubuğuna kalan boyun oranının en küçük değerini alması için yine türev sorumuz bizim. Şimdi 2 saat sonra bu 4 saatte yanıyormuş ya. O zaman bu A bölü 2 kalmaz mı? Aynen. Bu da 6 saatte bitiyormuş. 2 saat sonrasında 2 bölü 3 kalır yani. 2 bölü 3 çarpı A artı 3'ün karesi. Bu kalmış oldu, bu kalmış oldu. Şimdi bize sorduğu şey ne? B'nin A'ya oranının en küçük değeri. Yani 2 bölü 3 çarpı A artı 3'ün karesi bölü A bölü 2'nin en küçük değerini alması. Bizim istediğimiz şey bu. Bunu şey yapalım, eşittir diyelim. Kaç oluyor? Ne oluyor? A kare artı 6 A artı 9 çarpı 2 bölü 3 bölü A. Buraya çarpı 2 koyalım. 4 olsun. Daha 2 yukarı attım. Gerçi biz bunu niye türevini almadık direkt? Tamam 4 bölü 3. Aynen. Bir onu direkt türevini al. Bu da türevi ne olmuş oldu? Türevini alıyorum şu an. 2 A artı 6 çarpı A eksi A kare artı 6 A çarpı 1. Bölü a kare. Değil mi? Böyle olması lazım. Evet. Bence. Değil mi? Bence öyle. 2 a kare artı 6 a eksi a kare eksi 6 a bunlar gitti. A kare bölü a kare o da 1'e çıktı. Ben bir yerde bir yanlış yaptım. Ben bu soruya geri döneceğim. Benim çok kafam karıştı bunda. Özür dilerim. Tamam buna geri döneceğim ben. Çok kafam karıştı. Bir yerde bir şey yanlış yaptım. Bir türevini mi yanlış aldım? Adını unuttum. Neyse. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu grafiği açısı hangisi verilmiştir? F fonksiyonu için eşitliği sağlanmaktadır. Bu arada bölge alanı soruyor. Tamam. Şimdi bize verilen şey bu. Ne diyor? F fonksiyonu böyle bir şey. Bir de sıfır oluyor. İyi abi olsun. Burada bölgenin alanı kaç birim karedir? Abi bunu ne yapacağız ki? Burası sıfır, sıfır, burası eksi dört. Abi ne diyor? Sıfırdan bire bunun şeyi. Karesi. Bunu nasıl yapacağız ya? Bire sıfır şurası. Bak burada bire sıfır. Oğlum ne çıkacak sanki? Arkadaşlar arada da iki soruyu halledemedim.
Şu an bir şey oldu. Bakacağım onlara. En son. En son kısımda göreceğiz. Gözüküyor mu sorular? 28. sorumuz. Fx fonksiyonu grafiği arası verilmiştir. Y eksenine göre simetrik olmak üzere y boyu alanı a birim kare. Burası a'ymış. Burası b'ymiş. Fx fonksiyonu grafiğinin x eksenine göre 2 birim sağ ötelenmesiyle 2 birim sağ ötelenmesi. O zaman eksi 2'de başlıyorsam şöyle. Eksi 1. Şöyle yukarı. Böyle gidecek yani. 2 birim sağ öteledim. Bu gx. Ben burası a. Burası b. Burası b. Burası a. Tamam. Ne diyor? Şurası da a. İntegral hangisine eşittir? 2'den 0'a. 2'den 0'a fx eksi gx. Bak fx gx'in. Ha tamam o zaman. ba ba. Bu yani direkt. Yani şu ikisi alanları topluyor. Çünkü çıkarıyorsun. Hani b eksi. Dur hayır. Evet çünkü bu zaten eksi a ya alan. Hani altta kalanlar eksi oluyor zaten. B eksi a. Eksi a olduğunca b artı a oldu. B artı a, b artı a da 2 artı b olmuş. 2 b olmuş oldu. Okey. K1 gerçek pozitif tanımlısı olmak üzere iki dik koordinat düzleminde y eşittir x kare eğrisi. Bu eğri apsisi 1 olan bunun apsisi 1'miş. Zaten x kare olduğu için 1 oluyor. 1'e 1 yani. Olsun grafiği aşırı verilmiştir. X artı y. Bu x artı y. Ha bu nokta eşit zaten. O zaman burası 2 lan. Burası 2. Tamam. Alanları A1, A2. A1 bölü A2. Ya, tamam. Ya yaptığın çok şey bir. Aa bak. P'den şöyle dik çekiyorsun tamam mı? Burası 1'e 1 olmadı mı? Ya şurası 1. Şurası da 1 olmadı mı? 1, burası da 1. O zaman şuranın alanı 1 bölü 2. Şimdi burayı bulacaksın integral yapacaksın aga. Bu yani. Ne yapıyorsun? 1'e kadar değil mi? 1'den 0'a x kare dx eşittir x küp bölü 3 1 0 1 bölü 3 eksi 0. O da 1 bölü 3. Şurası da 1 bölü 3'müş. 1 bölü 3, 1 bölü 2 daha 5 bölü 6. A2'miz 5 bölü 6. Toplam alan kaçtı? 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. 2 eksi 5 bölü 6 kaç ediyor? Yani A1'imiz 7 bölü 6 ediyor. 7 bölü 6 bölü 5 bölü 6 da 7 bölü 5 olur. O da C olmuş olur. 30. sorumuz f fonksiyonu gerçek sayılar kümesi üzerinde söylenebilir olmak üzere. Bu eşitliğine geliyor. F1 eksi F0 farkı kaçtır? Oo çok güzel soru la. Bayağı tamam. Ben bulacağım bunu. Şimdi bak. U mu yazıyoruz ya bak. Türevde U mu yazma olayı. Şimdi ben şöyle yapmayı düşündüm. X eşittir U eksi 2 yazacağız tamam mı? Şurada. O zaman ne oluyor? Eksi 1 yerine 1 yazacağız. Aa bak 1'e 0 oldu. Tamam güzel. 1'e 0. Tamam mı? Çünkü 1 oluyor. Bunun tepe noktası. Burası 0 oluyor. U eksi 2 yazacak çünkü X yerine. U eksi 2 X yerine U eksi 2 yazdık. Çarpı bu U çarpı DU olacak. Eşittir 4 olacak. Tamam mıdır? Şimdi de bu x'in çarpacağız sonuçta. 1, 0 U çarpı F türev U çarpı ya, eksi 2 çarpı F türev U çarpı DU eşittir 4. Şimdi bunu bulduk. Bunun şöyle bir şey var. U yerine x yazabiliriz zaten. Çünkü hiçbir şey değişmiyor yani. Hani U yerine sadece x yazacaksın. Sonra bunu çıkaracaksın. Bundan şunu çıkaralım. Tamam mı? Bak x çarpı f türev x var burada. Burada da x çarpı f türev x var. Bundan bunu çıkarınca bunlar gitti. 20'den 4 çıkar 16. 16 eşittir. Zaten 1 ile 0. 1, 0. Pozitif olduğu şurası negatif kısmı olduğu için. 2 çarpı f türev x dx eşittir 16. 16 zaten yazdım şuraya. 2'leri sadeleştirir 8 oldu. Zaten türevi sadece var içine. Bunun integralini aldığında f x 1'den 0'a eşittir 8 oldu. Zaten bize bunu soruyor lan. F1 eksi F0 işte 8. Çok iyi soru lan. Bayağı iyi soru. Çok iyi soru bu arada. Evet 31. soru.
Alfamız bizim bu aralıktaymış. Olden Years sıra hangi soru? Ha, iyi, güzel soru. Temiz soru. Çıkabilecek tertemiz bir soru. Abi, A sin 2 pi artı A. Bu ne eşit aslında? Sin direkt alfaya eşit değil mi? 2 pi zaten. Direkt 360 yani. Okey, öyle. Bu da eşittir. Cos eksi alfa. Bu da cos alfaya eşit. Doğru hatırlıyorum. Evet. Kotanjant da direkt, yani 2 pi yazıyor. Kotanjant alfa işte. O da zaten cos bölü sinüs. Ne yapabiliriz? Burada sıralama soruyor. Ya burada sayı verelim. Bu pi bölü 4 kaç ediyor? 45 ediyor. Yani alfa yerine 30 koyabiliriz mesela. Sinüs 30 kaç ediyor? Alfa'ya 30 koydum. Sinüs 30 kaç ediyor? 1 bölü 2 ediyor. Kosinüs 30 kaç ediyor? Kök 3 bölü 2 ediyor. Kotanjant 30 kaç ediyor? Kök 3 ediyor. O zaman C en büyük. Sonra B, sonra A. C, B, A. C, B, A. 38. sorumuz, şekilde bir bahçede bulunan O merkezi yarım daire biçiminde bir havuz gösterilmiştir. Bahçede A noktasına gelen iki kişiden biri A noktasından havuza girip doğrusal bir rotayla yazılarak C'ye gelmiş. Buradan böyle gitmiş. Direkt işte AO boyunca yürümüş. O olan da C'ye gitmiş. Tamam. İkisinin 100 rotalar arasında kalan açı, dar açı x ise bu mu? Eşit zaten. Şunu da şu eşit olduğu için. X. Bunlar x açısıymış. A noktasından itibaren aldıkları toplam yolun uzunluğu bu. Tamam. Şimdi biz buraya R diyelim. Buraya da A mı desek? 2A diyelim. Sonuçta şurada bölünsek falan A olur ya. Bir işe yarar mı ki o? 2A diyelim. 2A 2R olmuş olsun. 2A artı 2R eşittir şu. Tamam. Havuzun yarıçapı yani R'yi soruyor bize. Nasıl bulacağız da bunu? Şimdi bunu hesaplasak diyeceğim. X bak kos. Bak kosinüs x kaç? Kosinüs x kaç? A bölü R. Ha, A bölü R. Çünkü buradan dik çeksen burası A, burası A olacak. A bölü R. Tamam. Kosinüs x A bölü R. Şimdi kos kare x bölü 2. Bizim olayımız. X bölü 2'yi nasıl bulabiliriz kosinüste? Orası bir muamma. Hadi bakalım. Şey yapalım. A eşittir cos x çarpı r değil mi sonuçta şuradan? Aynen, burada A yerine bunu yazalım. Tamam mı? Öyle yapalım. 2A yerine bunu yazacağız. 2 cos x çarpı r artı 2r. Hatta bunu 2r parantezine alıp cos x artı 1 yazabiliriz. Bu da eşittir ne olmuş oldu? 40 çarpı kosinüs kare x bölü 2 olmuş oldu. Şimdi cos kare x bölü 2. A bunu biz nasıl cos x'e çevireceğiz? Bak cos x nedir? 2 cos x bölü 2 cos kare eksi. Aynen budur. Buradan bunu yapabilirsin. Tamam. Bunu 20 ile çarp. 40 oldu. 20 oldu. Yani aslında 20 cos x artı 20 eşittir 40 cos kare x'e eşittir. Bunu buraya yazabiliriz. Aa yazarız lan aynen. 2r parantezinde cos x artı 1 eşittir. 20 cos x artı 20'ye eşittir. 2r cos 2r. R o zaman 10 olmuş oldu. Aa iyi. Bulduk. Arkadaşlar şöyle yaptım. Onu da anlatayım kısaca. Hani cos x'ten cos x bölü 2'ye nasıl geçiyoruz? Cos x eşittir. Cos kare x eksi sin kare x'tir aslında ama hani bunu şey diyebilirsin, 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 olarak da yazarsın. Oradan da şuradan onu yaptım. Sonra iki tarafı da 20 ile çarptım. Şunun aynısı çıktı. Güzel oldu. Çok güzel soruymuş. Çünkü ben çözebildim. Evet. Bu soruya bakalım. Sin cos kosekant. Şimdi ben bunları S artı C eşittir 1 bölü c olarak yazacağım. Tamam mı?
Kosekant kosinüs değil mi? Sek... Dur lan, S miydi C miydi? Hangi şeydi bak. Ben şeyi de ezberlemiştim bunu. Kosekant tam tersi oluyordu. Kosinüs de kotanjant da tam düz oluyordu. Kosekant sinüs de herhalde. Neyse, buna bir bakarız. Ben şöyle bir çözeyim de. Doğru çıkarsa doğrudur herhalde. Oğlum, ne kadar unutmuşum lan. Neyse, karşıya at. Ya böyle küçükken unutuyor arkadaşlar. S, C eşittir 1. Bir yerine de şey yaz. Sin kare artı C kare yaz. S'ler gitsin. S, C eşittir C kare. Şimdi x'lerden toplamı diyor. Şimdi burada C'ye 0 verebiliriz. Kosinüs 0 olabilir. Ya da götür. S eşittir C olabilir. Şimdi sinüs kosinüse eşit olabilir ya da kosinüs 0 eşit olabilir. Bu x değerleri nedir? Yani kosinüs x'i 0 yapan nedir? 90 veya 270 dereceleridir. Sinüs ve kosinüs birbirine eşit olduğu 45 var. Bir de 180'den 225 var. Bunları dördünü topladığımızda, ya pi'li bulacağız bir de. 270 bunları topladım. Bunu 360. 360 ile 270 topladığında 630 oluyor. Şimdi 630 pi'li hali kaç? 630 bölü 180 3 mü oluyor? 3 oluyor herhalde. 540 90. Yani 3 pi artı pi bölü 2. 6 7 bölü 2 pi. Ben ona bir daha bakacağım. Kosinüs değil mi acaba? Umarım değildir. Evet, 34. Bir kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün çokgen içine oluşan dik üçgen şekilde gösterilmiştir. Buna göre bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? Bunu şey soruyor. Tamam. 2, 2, 2. Şimdi bunu çember olarak düşünsek. Çember gibi düşünsek. Buraya alfa desen mesela. Burası zaten alfa. Bak, şurası da alfa olur. Aynen. Aynen bak, burası dik olmuş olur hatta. Çünkü şurası 90 eksi alfa, burası 90 eksi alfa. Güzel oldu. Tamam. Hipotenüs uzunluğunu soruyor. Ne işimize yaradı şimdi bu? Sanki hiçbir işimize yaramadı, değil mi? Yaramıştır be. Şimdi mesela bak. Şu ikisine baktığı için burası mesela 2 alfa. Değil mi? Aynen. 2 alfa orası. Evet. 2 alfa orası. Peki bu bizim ne işimize yaradı? Ha bak. 2 alfa ile alfanın toplamı 90 eksi alfaya eşit mesela. 3 alfa eşittir. Kaç oluyor? 90 eksi alfa. 4 alfa eşittir 90. Alfa eşittir buradan 22,5 oldu. Şimdi bunun özelliği var ama ona uğraşmak istemiyorum. Başka daha kolay bir yol yok mu? 22,5, 67,5, 90 üçgeninin özelliği var. Ama unuttum şu an. Onu bir daha ispatlarım ama uğraşmak istemiyorum. O yüzden daha güzel bir yol varsa onu bana söyleyin. Vardır be. Dik üçgenin hipotenüs uzunluğu. Abicim. Yani bu kadar zor olmamalı be. Şey yapsak. Şimdi dik üçgen. Şöyle muhteşem üçlü çeksem. Aha bak, aha. Alfa 2 alfa al. 2 alfa 2 alfa. 2 2 2 oldu. Burası 2, burası 2. 4 oldu x. Şak, buldum. Adam. Nasıl buldum biliyor musun? Bak, buradan muhteşem üçlü çektim. Şu alfa alfaydı ya, burası 2 alfa oldu. 2 alfa 2 alfa ikizkenar oldu. Burası 2'di, burası 2'ydi. 2 olduğu için muhteşem üçlüden 2 olur. Burası 2, 2 olur. 4 olur. Tamam. Olsun 5 dik kenar uzunlukları 1 santim ve 3 santim olan dik üçgen biçimdeki kağıt ile kare biçimdeki kağıt çiklikli gibi yapıştırıyor. Sonra üçgenin A küsü ile B karenin B küsü hop hop hop. C küsü A B'ye olan en kısa uzaklığı. Neyi soruyor? Bunun buraya dikliği soruluyor. Tamam. Sorulsun abi. Sorulabilir. Bak, bu sorularda her zaman şunu düşüneceksin. Ben bunu, şu saçma sapan küçük olanı bir yere yapıştıracağım. Mesela bak, şurası alfa de, burası 90 eksi alfa ya. Şuradan şöyle bir şey çek. Yok. Hayır, şöyle. Şöyle bir şey çekelim. Çünkü o zaman 90 eksi alfa oluyor. Burası düzgün oluyor. Burası alfa oluyor.
Bunu aynısını çekmiş olalım. Burası 3 olsun, burası 1 olsun. Bir işimize yarayacak mı bu? Şimdi burası mesela kök 10 sonuçta. Burası da kök 10. Alandan bulacak bak. Alandan bulacağız gibi. Ha. Evet bak şu ABC üçgeni. 3 yüksekliği 3 burası. 9 bölü 2 yani. ABC'nin şeyi 9 bölü 2. Ama şu diki nasıl bulacağız? AB'yi bulmamız lazım onun için. Ama AB'yi nasıl bulacağız? Yani oğlum onun işte 3, 4, 5 burası da 5'miş abi. Tamam 5 çarpı bu bölü 2 buna eşit olacak. 5 çarpı A bölü 2. Bunlar gitti. 9 bölü 5. 9 bölü 5'miş tamam. Şurası 3, 4, 5 çıkıyormuş. 36. Dik koordinat düzleminde verilen bir üçgenin iki köşesi bunların üzerinde. Görünce eksenler olan uzaklıkları eşit olduğuna göre. Eksenler olan uzaklıkları eşit olduğuna göre yani burası A'ya A dersin buna. C o zaman A'ya A koyduğunda 3A, 4A, 7A eksi 7 eşittir 0. A o zaman 1. 1'e 1 olmuş. Okey. Tamam. Bunlar 1'e 1. Buradan da D'yi bulsak. D'yi bulsak mesela direkt buluyoruz. Şimdi D'yi nasıl bulabiliriz? Dik kesişiyorlar. Şurası dik olmalı. Değil mi? Yo. Olmak zorunda değil. Yo değil. Olmak zorunda değil. X artı 5. Abicim. Abicim. X'e 0 koyunca 5 oluyor. Bir o zaman burası 4 oluyor. X'e eksi 5 bölü 2 koyunca şurası eksi 5 bölü 2. Sirisus. Şurası 1 lan. Doğru oğlum şurası 1. Ya salak mıyım oğlum ben ya. Eşittir 1 olduğu neresi var? Eksi 4 eksi 2. Şurası 2. 1 2 tamam 3. 1 ile çarp 3 oldu. Abi ne kadar salam. Tamam DA 1 arkadaşlar. Çünkü şurası 1. Yukarıda bir düzgün sekizgenin kenarlarını şöyle hemen bakalım çekiyor mu? Çekiyor. Tamam. Yukarıda bir düzgün kenar, sekizgen çap kabul eden 8 yarım çember kullanılabilmiştir. Çember yaylarının üzerlerindeki ABC orta noktaları birleştirerek bir kare elde edilmiştir. Boyu bölgenin çevresi 16 pi. Bak 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım, 6 yarım, 7 yarım, 8 yarım. O zaman 4 tane tam. Yani 2 pi r çarpı 4 eşittir 16 pi'ymiş. 8, 2, r'miz 2. Bak bulduğumuz r'yi bulduk. R2 ise şurası 4 yani. Şu uzunluk. Burası da 4. Olmadı sen şöyle çeksen. Oluyor mu? Bu kaç? 3, 6, sekizgen. Ha bak şöyle yaptığında bu 100. Bak sekizgenin iç açısı 135'tir. Çok iyi olaydır. Sekizgen çok severim. Burası 45. Burası 45. Burası dik. Direkt abi. Bunlar dik oluyor. 4, 4, 4 oldu. Zaten karenin alanını soruyor. 4 çarpı 4, 16. Ya bulun işte. 38. İçi tamamen su ile dolu olan silindir kap ve yüksekliği sinir yüksekliğinin 3'te 1'i kadar olan. Konep içinde bir oyuncak veriliyor. Tamam. Ali bu oyuncağı tam suya batacak biçimde kabın içine koyunca kaptaki su 1 bölü 36 taşımaktadır. Silindirin çapını oranı. Şimdi oran sorunca ben direkt ne yapayım? Diyorsa, oran diyorsa yapacağın şey şu. Sayı vermek. 3'te 1'i. Şimdi o zaman ben bunun yüksekliğini 1 derim. Bunun yüksekliğini de 3 derim. Tamam mı? Tamam. Okey bu kadar. Kabın içinde koyunca kapteki suyu 136'ını taşım. O zaman şöyle yapalım. Buna R diyelim. Ya da büyük R diyelim şuna. Buna da küçük R diyelim tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Pi R kare büyük R kare çarpı 3 eşittir. 36 çarpı pi r kare çarpı 1 çarpı 1 bölü 3. Çünkü şeyin bunun alanı 1 bölü 3 yapıyorsun bir de. Tamam. Bunu buraya 12 böl. Bunu böyle 4 olsun. 4 pi'ler gitti. R büyük R kare eşittir. 4 R kare yani 2 R'nin karesi. O zaman da 2 R eşittir. R büyük R olmuş oldu. Tavan yarıçapı 1 bölü 2. Değil mi? Oyuncağın. Hangisi oyuncak? Ya 2 2 de işte hani 1 bölü 2'dir. Aynen. Değil mi? Aynen. Evet. 39. Şimdi 39'da bir manavgozu bir ayaksı 4 santim olan bir küpün içinden
Kare piramit biçimini bir parça kesip atacak. Bu kare piramitin tabanı küpün bir yüzey üzerinde, tepe noktası ise bir yüzeyin karşısındaki yüzeyin ağırlık merkezi üzerinde olacaktır. Ya çok boş yapmışsın. İçinde işte tam ortasında işte ya. Değil mi? Aynen öyle. Son durumda oluşan şeklin yüzey alanı kaç santimetre kare artar? 4 santim. Bunlar 4. Şimdi şuradan dik çektiğinde bu da 4. Bir de bunun şöyle bir diki var. T'den DA'ya dik. Şimdi T'den böyle çektiğinde 2. Ha bak şurası 2. 2 4 o zaman burası 2 kök 5. Bu T'den DA'ya olan dik 2 kök 5. Şeklin yüzey alanı kaç santimetre kare artar. Bak artar diyor. Yani şimdi biz bunu çıkardık ya. Bu piramidi çıkardık içinden. Bu piramidi çıkardığınca ne oluyor? Şu kare eksilmiş oluyor ama içindeki o 4 tane üçgen de artmış oluyor. O zaman 4 tane üçgeni karenin alanından çıkar. 2 kök 5 çarpı 4 bölü 2 kaç ediyor? 4 kök 5. 4 kök 5 çarpı 4 tane 16 kök 5. Eksi kareyi çıkardık. Eskiden vardı artık yok. O da 4 çarpı 4 16. 16 kök 5 eksi 16 oldu. Tamam. 40. sorumuz, son sorumuz. Dik koordinat düzleminde BC kenarı. BC kenarı OX ekseniyle 105 derecelik açı yapan karenin bir köşesi CA2 noktası X ekseni kestiği noktada K noktasıdır. Orijin etrafında saat yönünde 60 derece döndürülüyor sonra. Dönemi sonucu K noktasının yeni ordinatı. Şimdi burası 75. Burası 15. Burası dik. Ordinatı 2'ymiş. Burası 2 ise burası 8'dir. Çünkü 15-75'te 3, 90 üçgeninde dikin 4 katı yapı dönüşü oluyor. OK 8 o zaman. Şimdi ne diyor bize? Ne soruyor? Döneme sonucu kenar kutusunun yeni ordinatı. Abi 60 derece döndürüyorsun. Şöyle bir şey mi? Buna dik geliyor mu? Şöyle koy. Tamam. K burada. Fark etmez o. K burada olsun. 60 derece şurası. 60 derece döndürdük. Bunun ordinatını şunu soruyor. Aa tamam lan diki sordu işte. Burası 30. Ama hiçbir şey... Ha burası 8. Çünkü şurası 8, burası 8. 8, 4, 4 kök 3. Tabii ordinat negatif olmak zorunda. Tamam şimdi geri dönelim bir. Bir geri dönelim. Benim takıldığım sorulara bir bakacağım. Ya şu iki soruya bakmak istiyorum direkt. Bu iki soruya bakalım. Sonra bitirelim hatta. Kontrol edelim. En son bakarız. Şimdi gözüküyor mu lan soru? Aynen gözüküyor. Şimdi uzunlukta şekilde bir A ve B tahta çubukları bir ucuna yakıldığında sırasıyla 4 saatte ve 6 saatte tamamen yanarak tükenmektedir. Tamam. Aynı yakıldıktan şunu bir silebiliyor muyuz ya? Silgim var mı benim? Silgim yok. Of, oğlum bir şey diyeceğim. Sınav boyunca silgi kullanmadım. Ne kadar havalıyım lan. Adam oğlum. İlk defa kullanıyorum silgi. İşte aga yani yapacak bir şey yok. Bu kadar zeki olmanın. Şaka yapıyorum. Hemen şimdi şey yapmayın. Oğlum abi. Ne diyorsun sen öyle? Oo sen kendine bir ne egoist olmuşsun sen. Böyle. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Lütfen. Şöyledir zaten. İki tane soru yapamadım. Ondan ne kadar. Şimdi bak. 4 saat 6 saat. Abi ne yaptık? Bu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Tamam, orası okey. Sonra B çubuğunun kalan boyunu, A çubuğunun kalan boyunu oranın en küçük değeri. Abi ben kesin türevi yanlış yaptım bak. Türevde bir yeri yanlış. Ben bunun çünkü böyle olacağına eminim. Bence böyle. Bunu buna böleceğim. Ne diyor? 2 bölü 3 çarpı A artı 3 karesi bölü A bölü 2. Bunun türevini alacağız. Tamam, bunun türevi. Türevi nasıl alıyorsun? 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı... Evet lan oğlum ben bunu yanlış yaptım ya. A artı 3 çarpı A bölü 2 eksi sonra ne oluyor? 2 bölü 3 çarpı A artı 3'ün karesi çarpı 1 bölü 2. Evet. Bölü A kare bölü 4. Bu eşittir. Ne oluyor? Bunlar gitti. A kare 2A kare artı 6A bölü 3 eksi
Bunu gitti. A kare artı 6A artı 9 bölü 3. Bu çarpı şunu yukarı at, 4 bölü A kare oluyor. Şimdi 3 tabanları aynı. Bu gitti, bu gitti. Ha, eşittir. A kare eksi 9 bölü 3 çarpı 4 bölü A kare. Şimdi bu türevini bulduk. Yani bu işte. Bunun en küçük değeri almak için de bunun eşittir 0 olması lazım. Buna 0 olması için de A'nın eşittir 3 veya eksi 3 olması lazım. 3 olacak. A eksi 3 olamaz çünkü A birim negatif olamaz. Tamam, okey, güzel. Bulduk. Bir tane sorumuz kaldı. Bu soruda kalem oynatamamıştım ama böyle bir sıkıntı var. Şimdi ya burada sayı vereceğiz. Bir şekilde bir sayı vermemiz lazım. Şunu bir hafiften bir sileyim. Bak bunu hafif bir sayı vereceğiz. Öyle bir şeyler yapacağız, tamam mı? Burası bak. Şurası 1. Şimdi bize fx fonksiyonu bir şekilde oluşturmamız lazım. Fx fonksiyonu oluşturmamız için de şunu işte doğrusal bir şey değil mi bu? Yani ax artı b'li bir şey olması gerekiyor bunun. Değil mi? Evet. A'mız bizim eğimimiz olacak hatta. B'miz de işte şu olmuş olacak. B'ye o zaman değer verelim. K diyelim, tamam mı? B'miz K. Şimdi eğimimiz ne? Şu nokta ne? Ne orası? 0'a K. Burası da 1'e 0. Tamam, o zaman eksi K'mizi yani. Evet tamam. Fx'imiz o zaman eşittir. Eksi KX artı K oluyor bizim şeyimiz. Bunun karesini alalım. Bak bunun karesini alalım, tamam mı? Saçma sapan bir şey çıkacak belki de ama. Yapacağız bir şekilde. K kare artı ay x kare k kare çarpı x kare eksi 2 k kare x artı k kare. Bunun şeyi integrali. Bunun integrali ne oluyor? K kare x küp bölü 3 eksi sus. K kare x kare artı k kare x 1 0 eşittir 3 oluyor. Koyalım. 0 zaten direkt 0 oluyor. O yüzden saymıyorum. Direkt 1 koyacağız. K kare biraz da şöyle göstereyim. K kare bölü 3 eksi k kare artı k kare. Bunlar gitti, bu eşittir 3. K kare buradan 9. K da eşittir 3 veya eksi 3. K 3 olmak zorunda çünkü pozitif olacak. 3 oldu. Heh, tamam, K'mızı bulduk. Oh, çok temiz. 3 burası. Burası 4. 3, 4. Böyle böyleyse 1 de 1 de 3, 5 de 15. 3, 15. Yamuğun alanı ne sayılır? 3 artı 15 bölü 2 çarpı 4 2 18 çarpı 2'den 36. Ne oldu lan? O çok iyi soruydu bu arada. Bayağı iyi soru. Tamam. Evet. Yani deneyimiz bitti. Ben şimdi kontrol edeceğim. Cevap anahtarından bakalım. Adam ol. Kardeşim ya ben bu işi yapıyorum abi. Ben bu işi yapıyorum. Sana hiç şey yapamayacağım. Ben bu işi yapıyorum. Arkadaşlar videoyu orada bitiriyorum. Mic drop yaptık yine ayet matematik kırkımızı yaptık. Bu video çekiyor mu hala? Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Yani böyle ya. Yapacak bir şey yok yani. Yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz biz. Neyse ben videoda şimdi hava atmayayım gereksiz. Ama bir şey diyeceğim. Oğlum nasıl 40 yaptım? Ben 35 falan yaparım diye bekliyordum. İyi. Ne kadar sürede yaptığımı da bilmiyorum. Süreye tam bakamadım. Editledikten sonra göreceğim. Ama arkadaşlar umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Yani yazım kötü biliyorum. Özür dilerim. O yüzden ama bu benim de düzeltebileceğim bir şey pek değil. Onun içinde yapacak bir şey yok. Ama umarım güzel anlatabilmişimdir. Anlatamadığım nokta varsa da yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Yorumlardan deyin ki işte Volkan abi
10. soru nasıl kadar iğrenç anlattın, 10. soruyu bir daha anlat, seni lanet olası yazarsan anlatırım bir daha. Öyle. Bu tarz videolar istiyorsan ya da böyle farklı istediğin soru çözümlü, cevaplı cevaplı video istiyorsan yorumlarda belirt onu da. Öyle beğen, abone ol, cartunu curtunu yap, takıl öyle. Benden bu kadar, kendine iyi bak, seviyorsun, bir sonraki videoda görüşmek üzere.